Evet, şimdi çok boyutlu dizileri de bitirdik. Sırada en sonuncu dizi türümüz var. Düzensiz diziler dediğimiz diziler. Dizi içerisinde dizi tanımlama ya da dizi dizileri diye de nitelendirilebiliyor. Arkadaşlar, bu telaffuzlar zor olduğu için en doğrusu buna düzensiz dizi diyoruz. Üçü de aynı kapıya çıkacak. Şimdi düzensiz dizi dediğimiz nedir? Örneğin tek dereceli ya da çok dereceli bir dizi ele alalım. Almış olduğumuz bu dizi arkadaşlar, her bir hücresinde ayrı bir diziyi barındırıyorsa biz buna düzensiz diziler diyoruz. Şimdi örnek vermek gerekirse 3 dizilik, 3 elemanlık bir dizi tanımladığımızı varsayalım. Şöyle gelelim mesela, 3 elemanlık bir dizi. Şimdi bu elemanlar her biri kendi işlerinde farklı bir dizi tanımlıyorlarsa bunlara biz düzensiz dizi diyoruz. Şimdi gelin bunun açıklamasını yapalım. Düzensiz diziler her bir elemanı kendi içerisinde farklı bir dizi barındıran dizilerdir. Arkadaşlar, teoride çok boyutlu dizilere benzerler ama aralarında ufak bir fark vardır. Çok boyutlu dizilerde sütun sayısı sabittir. Yani sen işte 4'e 4 bir çok boyutlu dizi oluşturduysan eğer, ya da 3'e 3 diyelim, 3'e 3 oluşturduğunda sütun sayısı sabittir. Bundan sonraki her bir at gelecek veri 3 sütununda gelmek zorundadır. Amma ve lakin. Dizi içerisinde dizi tanımlama operasyonlarında, yani düzensiz dizilerde, her bir elemanın içindeki dizinin sütun sayısı sabit olmak zorunda değildir. Mesela burada şu hücrede 3 elemanlık bir dizi olurken şu hücrede arkadaşlar 27 elemanlık bir dizi olabilir. Şunda da en adet olabilir, fark etmiyor. Yani buradaki dizi içerisinde dizi tanımlama sürecinde matrislerden, yani çok boyutlu dizilerden tek farkı sütun sayılarının sabit olmamasıdır. Gelin bunu da yazalım. Şöyle diyelim, çok boyutlu dizilerden tek farkı, gelelim çok boyutlu dizilerin sütun sayılarının sabit, halbuki düzensiz dizilerin ise sütun sayılarının değişken olmasıdır diyelim. Anlaşıldı mı? Tabi bunları birazdan tanımlama sürecinde daha net göreceğiz. Hani teoride bu şekilde. Eğer ki bir dizi içerisinde dizi tanımlanıyorsa biz buna düzensiz diziler diyeceğiz. Düzensiz dizilerin çok boyutlu dizilerden temel farkını ise çok boyutlu dizilerde sütun sayısının aynı, düzensiz dizilerde ise farklı olduğundan ortaya koyabileceğiz bu farkı. Evet, bir sonraki dersimizde artık düzensiz dizilerin nasıl tanımlandığını inceliyor olacağız.